Merhaba arkadaşlar. Tekrar yeni bir videoyla karşınızdayım. Birçok kişi tarafından piyasadaki fiyat performans ürünü olarak kabul edilen Philips EP2220 modelinin ikinci incelemesiyle karşınızdayım. Bu incelememizde ne yapacağız? Bu sütlerle hangi kahve türlerini yapabildiğini göstereceğiz arkadaşlar. Espresso, Americano, Latte ve cappuccino'yu nasıl yaptığını makinenin sizlere anlatacağız. Bir sürü özellikleri, fonksiyonları var. Ancak benim de daha sonradan öğrendiğim birçok kişinin de tam olarak bildiğini zannetmediğim, birçok kişinin de bu özelliğini bilmediğim yönlerini size göstereceğim. Makineyi prize bağladığınız zaman bu özelliklerin çalışması başlayacak. Bağladınız makineyi prize. Arkasından buradaki özelliklerde ışık yanmamasına rağmen bazı tuşlar bazı fonksiyonların ayarlanması için kullanılıyor. Nedir bu fonksiyonlar? Bu makinenin üzerinde biliyorsunuz espresso ve americano aldığınız zaman bu kahvenin sıcaklık ayarı var. İlk başta size bu fabrika ayarlarıyla geldiğinde ayar 90 derece civarında ayarlanmış olarak geliyor. Americano ve espressoyu biraz daha sıcak veya biraz daha düşük sıcaklıkta tercih edenler için burada sıcaklık ayarlama fonksiyonu koymuşlar. Bununla birlikte varsayılan ayarlara dönme, fabrika ayarlarına çevirme gibi özellikler makine açılmadan yapılan özellikler. Ben de bunu daha sonrasında bunlarda geldi ve bunu kitapçıktan okuyarak bu yöntemi buldum. Bunu size söyledikten sonra kahve yapımına başlayacağız. Evet arkadaşlar, makinemiz kapalı iken prize bağladık ve öncelikle size kahve sıcaklığı ayarlamasını yapmayı göstermek istiyorum. Nereden yapılıyor bu ayar? Bakın burada My Coffee Choice yazan bölümde kahvenizin normalde su miktarını ayarladığınız bölüm var. Buraya 3 saniye basıyorsunuz. Şurası. Basıyoruz. 3 saniye sonra ışıklar yandı. Burada 3 kademe var arkadaşlar. Burası bir kere bastığınız zaman işte 88 derece gibi bir şey oluyor bu. 90 derece arası bir şey oluyor. 88-90. İşte bu şekilde 92-94 civarı oluyor. Böyle de yaklaşık 96-94 derece civarında kaynama noktasının biraz altında kahvenizin sıcaklığını ayarlamış oluyorsunuz. Ben bu özelliği daha sonradan kitapçını okuduktan sonra fark ettim. Buradan tamam yaptığınız zaman bu sıcaklık ayarlanmış oluyor arkadaşlar. Bunun dışında makinenizin işte ayarlamalarını en başa fabrikasyon ayarlara çevirmek için ne yapıyorsunuz? Espresso tuşuna 3 saniye boyunca parmağınızı kaldırmadan basıyorsunuz. Makinenizi buraya bastığınız anda fabrika ayarlarına çevirmiş oluyorsunuz. İptal etmek için tekrar başlatma tuşunu kullanıyorsunuz. Diğer tarafta da şu an için hiç kullanmadığım, size de söylemeyi gerek görmediğim bölümleri görüyorsunuz arkadaşlar. Makinemizi bir başlatalım. Birçok kişi makineyi aldıktan sonra yakından görmek istiyor ve bu konuda hani detaylı video az, video çok ama bizzat kullanıcı deneyimi olarak bu şu şekilde kullanılır şeklinde video maalesef çok fazla yok. Şimdi sırasıyla açılsın, ses gitsin. İçindeki boruları ısıtması oluyor bu ve makinenin hazırlaması anlamına geliyor. Şimdi ne yapacağız biz? Öncelikle espresso'nun ekimini göstereceğim. Espresso'nun yoğunluğunu göstereceğim. Ne kullanıyorum? Normalde bu şekilde Alman kahveli işte Bearom kahvesini kullanıyoruz. Espresso'da sert espresso içmek istediğimiz zaman. Ağırlıklı olarak Lavazza krema aroma modeli ve Lavazza'nın Red Label'ları da var. Bu kırmızı pakette olanları. Özellikle kırmızı paketi tavsiye ediyorum, Red Label olanı. Diğer krema yazan Lavazza'nın modelini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Lavazza'nın bu krem modeli biraz daha sert. Herkesin damağına uygun olmayabilir ama hoşumuza gidiyor biraz acı ve sert olması. İkisinin de ortasını istiyorsanız ne çok sert olsun aynı zamanda yoğun da olsun istiyorsanız Starbucks'tan aldığım bu Colombian Arino modeli var. Medium roast zaten orta kavrulmuş. İçerisinde biraz daha hafif bir tadı var. Fiyatı da 49 liraydı Starbucks'ta. Piyasada bir kilosu Lavazza'nın bu modeli 82 lirayla 110 lira arasında değişiyor arkadaşlar. Kampanyayla 80 liraya kadar bulmanız mümkün. Espresso'yu göstereceğim. Espresso'yu nasıl çekiyoruz? Bastıktan sonra burada kahve miktarını gösteriyor. Az kahve şu şekilde. Orta kahve, çok kahve. Kahve miktarı ne demek? İşte burası. Kahve miktarı kahvesinin saklandığı yerden ne kadar fazla kahveyi öğütüp içerisine katacağınız yerdir. Bunu da şimdilik açık tutuyorum görmeniz için. Etrafı silikonlu, hava çok fazla almıyor. Oturduğu zaman tam yerine giren, kahvenin tazeliğini koruduğunu iddia ettikleri şu malzemeyle kaplı ve üstü de koyu renkle kaplı. Güneş ışığı falan da alıp tadı kaçmasın diye yerleştirilmiş bir malzeme. Bunu buraya koyuyorum şimdilik. Öğütücü ayarını da göstereceğim.
Kahve miktarınızı seçiyorsunuz. Örneğin az kahveli seçtik diyelim veya orta kahveli olsun. Miktar olarak o kepçenin içerisine makinenin basmak istediği miktardan bahsediyoruz. Burada su miktarı. Hani normalde manuel makinelerde kepçeyi taktıktan sonra açıyordunuz, bızız akmaya başlıyordu. Su ne kadar aksının cevabı burada. Az su, biraz daha fazla ve çok su. Yani daha fazla espresso. Ben orta miktarda kahve ve en az suyla, yani kahvenin daha özlü olduğu, duru akmadığı bölümü seviyorum. Hem espressoyu göstereceğim hem de öğütücünün nasıl ayarlandığını göstereceğim. Biliyorsunuz öğütücünün aynı zamanda kahve miktarı haricinde kahvenin öğütülme derecesi var. Bakın burada 1'den 12'ye kadar dereceler var. Bu şekilde ayarlamasını önce bastırıyorsunuz. Ondan sonra sağa sola ayarlamasını yapıyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Geri oturuyor yerine. Bu işlemi kahve çekilirken yapıyorsunuz arkadaşlar. İlk videoda burayı atlamışım. Burada bastıktan sonra öğütücü çalışmaya başladığı anda bunu çeviriyorsunuz ve dişlilerine zarar vermemek için basıp bir tane tık değiştirip geri kaldırıyorsunuz. Bir seferde 10 tık değiştirmiyorsunuz yani. Bir tane bir tane yapıyorsunuz her öğütmede. Yavaş yavaş damak tadınızı buluyorsunuz incelik ayarına göre. Şimdi espressoyu başlatıyorum. Öğütücü başladığı anda da bir diş sizin görmeniz için öğütücü ayarımı değiştiriyorum. Başlattık. Bakın kahveyi çekiyor. Bir diş çektim. Bakın kahvenin gidişini de görün. Kahveyi buradan aldı. Bu Starbucks olan bölüm şu taraf diğer kahveden. Şuraya da bakalım. Espresso'nun buradan akışı. İlk başta bir su geliyor, atıyorum. Espresso'nun akışını ve yoğunluğunu görmenizi istiyorum. Arkadaşlar espresso aynı manuel makinelerde olduğu gibi içerisi köpüklü bir şekilde çıkıyor. Bakın. Köpükler yavaş yavaş akıyor arkadaşlar. Ve bu köpükler yukarı çıktıkça özü aşağı doğru inmeye başlıyor. Üst tarafı da full köpüklü bir şekilde espressoyu veriyor. Ve kokusu gayet yoğun. Yani normal manuel makinede yapmış gibi bir yoğunlukta bir kokusu oluyor arkadaşlar. Gerçekten yani Colombian Arino'nun kokusunu çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Özellikle orta kavrulmuş kahvelerde espresso çektiğiniz zaman ve kaliteli ise bir kahve, dikkatinizi çekiyorum buraya. Bir kahve kaliteli ise dilinizin orta yanlarına hitap etmesi lazım diye düşünüyorum ben. Aşağı yukarı fiyat tahmini yaptığım zamanlarda da kahve mesela 20 liraysa bu kahvenin kabını dahi görmeden bir kahveyi kokladığım zaman veya espressosundan biraz tadına baktığım zaman artı eksi 10-15 lira civarında fiyatını tutturan birisi olarak söylüyorum bunu size. Ve bu makinede güzel arkadaşlar. Manuel makinede yapmışa çok yakın. Yani manuel makinede çünkü kendiniz ayarlayabiliyorsunuz her şeyi. Bu makinenin yaptığı kahvede gerçekten bu kahvenin tadını bardağa geçiriyor diyebiliriz. Yani yüksek not alır. Bunu diliniz kabul edin. Kaliteli bir kahve aldığınız zaman veya bir mekana gidip kaliteli bir espresso içtiğiniz zaman bu dilinizin, burası dilinizin ön tarafı olsun. Dilinizin buralarına bakın. Şu iki tarafına, ortasının yan taraflarına güzel bir tat bırakıyor. İlk içtiğiniz anda buralarını güzel bir lezzet bırakıyor. Bir 15-20 saniye sonra da dilinizin arka tarafında hoş bir tat bırakması gerekiyor. Kilogramı 100 lira ve üzerinde olan bir kahvede bu özelliğin olması gerekiyor. Eğer dilinizin ön taraflarına lezzet bırakıyorsa kahvenin kalitesi biraz daha düşük demektir. Diğer ikinci sınıf markaların sattığı, işte Deryalar Denizler'in sattığı, hani çok kalitesi değil onlar da bir alt. Onların mesela kilosu 60 lira, 50 lira olan kahvelerin, 70 lira olan kahvelerin tadı oraya hitap ediyor. Lavazza o dediğim kahvenin bir tık üstünde. Şu gösterdiğim Bearom kahve biraz daha üzerinde. Starbucks'ta ondan biraz daha kaliteli. Yalnız Lavazza'nın Red Label'ını kastetmiyorum. Lavazza'nın Red Label'ı kırmızı paketi ve krema yazan modeli Starbucks'la kapışır arkadaşlar. Bunu çok rahat söyleyebilirim. Şimdi espressomuzu yaptıktan sonra bunu su ayarını yaparak ve kahve miktarını ayarını yaparak espressoyu yapmak istediğiniz zaman, yani ben canım çok kahve istiyor dediğiniz zaman, fazla kahve ve fazla suyu seçtiğiniz zaman bu bardak tam doluyor. Biraz daha küçük olabilir çay bardağından, yani küçük bir çay bardağı kadar diyelim. Şimdi
Americano'yu deneyelim arkadaşlar. Bu da bildiğiniz herkesin evinde bulunan 3 artı 1 Nescafe'ler için kullanılan Nescafe bardağı. Americano için de geliyorsunuz. Coffee bölümünden seçeneğinizi yapıyorsunuz. Daha sonrasında kahve miktarınızı ayarlıyorsunuz. Orta miktarda kahve ile orta miktarda suyu ayarlıyorum. Neden ortayı seçiyorum her seçenekte? Ortada örneğin burada kaldıysa çok su dediğiniz zaman burada oluyor. Az su dediğiniz zaman da biraz daha altında oluyor. O miktarı tahmin edin diye her seferinde orta bölümü seçiyorum. Ve çalıştıralım. Bakın öğütücüye. Bakın bir diş daha ileri alacağım. Bir diş daha ileri aldım. Sesi duydunuz değil mi? Kayma sesini duydunuz. Kahveleri içeri aldı. Buraya döktü bu kahveleri. Ve şimdi espressoyu basıyor. Görelim Amerikano'yu. Verelim Amerikano'yu. Ver İzmir'i demiş gibi oldu. Bakın köpükteki kıvamı görmenizi istiyorum arkadaşlar. Köpükteki kıvamı görmenizi istiyorum. Yani böyle su gibi akıtmıyor veya Nescafe gibi akıtmıyor. Dolu dolu akıyor gibi bir görüntüsü var. Pahalı manuel makinelerdeki görüntüye benziyor. Köpüklü ve kıvamlı, nasıl deniyor ona? Kremamsı bir kıvam var arkadaşlar. Kremamsı bir kıvam. Gösterelim. Bakın hiç dökme, sızdırma hiçbir şey yapmıyor. Makine konuda güzel. Bakın şurasını görmenizi istiyorum. Yani içerisinde krema gibi bir kıvam var. Üst taraftan bakınca da full köpük zaten. Full köpük arkadaşlar. Ortadan baktığınızda da kıvamı çok enfes. Orta miktarda su koyduğunuz zaman bakın bu kadar doluyor. Fazla miktarda su dediğiniz zaman tam dolduruyor. Taşmıyor, tam dolduruyor. Bir kupayı hesaplamışlar. Taşmadan doluyor. Az miktarda su dediğiniz zaman biraz daha koyu oluyor Amerikano. Şurada falan kalıyor. Bir parmak gibi düşünün yani. Her şeyde bir parmak daha fazla koyuyor. Bir parmak daha az koyuyor. Bu orta miktarda suyla yapılan Amerikanomuz. Amerikano'da fazla suyla yaptığınız zaman filtre kahve tadı veriyor. Birçok kafeye gittiğiniz zaman zaten filtre kahve istediğiniz zaman hani çok fazla bilinmediği için piyasada kahve çeşitleri filtre kahve istediğiniz zaman filtre kahve yerine ya French press getiriyorlar ya da daha da bilmiyorlarsa mevzuyu Americano'nun fazla sulu seçeneğini seçip gönderiyorlar size filtre kahve diye. Aslında filtre kahve değil ama tadı andırıyor diye biraz demi az olduğu için bu şekilde kullanıyorlar. Americano'da orta suyu seçmemize rağmen bir yanık tadı yok. Dereceyi de en yüksek seçtik bu arada. Bunu daha kısık seçebilirsiniz. Eğer tadını bu şekilde fazla pişmiş olarak sevmiyorsanız, biraz coarse dedikleri, biraz daha çekirdeğimsi tad almak istiyorsanız dereceyi düşürüp buradaki öğütme derecenizi de biraz daha iri parçalı yapabilirsiniz. Bunu yaparsanız ne elde edersiniz? Daha az pişmiş yani yanmamış bir kahveyi daha çekirdeğin tadını rahatlıkla alabilirsiniz. Kimisi de çünkü o şekilde seviyor. Evet arkadaşlar, şimdi geldik latte ve cappuccino'nun yapımına. İkisinin arasındaki fark nedir? Latte'de az köpüklü aynı kahve miktarını atarsınız. Cappuccino'da biraz daha fazla köpüklü yaparsınız. Ben tercihen herkesin de bulabileceği bir marka olsun diye. Marka reklamı yapmıyorum. Her süt olur. Daha çok yağlı olan sütlerde cappuccino yapmak daha kolay oluyor. Daha köpük oluyor. Daha fazla köpük oluyor. Daha az yağlı olan sütlerle latte yapmak daha kolay oluyor. Şimdi önce latte'yi göstereyim. Bardağınıza sütü doldururken yarısına gelmeden 1/3 kadar koysanız gayet yeterli oluyor. Özellikle cappuccino'da da bayağı fazla köpürdüğü için çok fazla süt koymanıza gerek yok. Latte için sütünüzü bu çubuğun tamamen içine girecek arkadaşlar. Latte için söylüyorum bunu. Bu şekilde fazla iri köpük olmadan küçük köpük taneleriyle yapmış olacaksınız. Buhar tuşuna basıyorsunuz ve başlatmaya alıyorsunuz. Kendini ısıtıyor şu anda makine ve basıncını ayarlıyor. Sütümüzü kaynatmasını bekliyoruz. Dediğim gibi tamamen batırmamızın sebebi iri taneli köpük yapmaması, küçük taneli köpük yaparsa yapması ve sütü sadece kaynatması sadece kıvamını arttırmış olacak bu şekilde. Şu şekilde yer değiştirebilirsiniz. Yer değiştirerek bardağın her tarafına yayılmasını sağlayabilirsiniz ısının. Isının yayılmasını sağlıyorsunuz.
Zaten kaynadığı zaman değişik sesler çıkmaya başlıyor. Süt şu anda bayağı sıcak durumda arkadaşlar. Bu sütünüzü kaynattıktan sonra espressoyu alacaksınız. Normalde ben dökülmesin diye diğer bardağa koyuyorum uygulamada, günlük kullanımda. Bu şekilde yapıyorum. Hiç dökülmemiş oluyor. Şimdi latte'mizin kıvamını tıp 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 sesi geliyor. Yani kıvam oturmuş. Bakın şu şekilde sütümüzün kıvamına. Latte için şu kıvam çok yeterli. Cappuccino için birazdan göstereceğim. Sütümüzü biraz oynattıktan sonra bunu kaldırıyoruz. Espresso'dan az kahve ve az suyu seçerek başlatıyorum. Öğütücümüz tekrar çalışıyor. Bu dediğim gibi latte seçeneğimiz. Görmeniz için seçtim arkadaşlar. Espressomuz geliyor. Evet, tamamlandı. Espressoyu da bardağımıza kattıktan sonra gayet şık ve kremamsı bir içecek oldu arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Hani böyle duru duru değil de daha kremamsı, yoğun bir görüntüsü oldu. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Cappuccino'ya geçiyoruz. Cappuccino için tam yağlı süt kullanın. Daha fazla köpürsün. Benim size tavsiyem de işte Torkun'un falan da var aynı bu şekilde. Tam yağlının da bir üstü yağlı. 3,7 falan yağ var bunlarda. Bu tarz sütler kullanırsanız daha başarılı olacağınızı düşünüyorum. Cappuccino'daki tılsım nedir arkadaşlar? Bu çubuğu tamamen batırmıyorsunuz dibine kadar. Ne yapıyorsunuz? Değer değmez. Biraz böyle süte ucu değiyormuş gibi yapıyorsunuz. Bu sayede basıncı daha yüzeye vererek fazla köpük elde etmiş oluyorsunuz. Bakın arkadaşlar, olay şu. Yani küçük köpüklü değil, iri köpüklü bir içecek elde etmiş olacağız bunun sonucunda. Şu şekilde. Değer değmez sütün içerisine. O ne demek bilmiyorum, değer değmez, ama ucu değecek şekilde diyeyim. Yerini de değiştirelim şöyle. Şu şekilde. Süt ısınmaya başladı. Cappuccino da maksat biraz daha iri köpük. Sütün dip taraflarını da ısıtmış oluyoruz. Süt şu anda tamamen kaynadı arkadaşlar. Çıkaralım. Espresso tarafını hazırlıyorum. Orta miktarda kahve. Başlatalım. Çekirdeğimiz ötülmeye başlıyor. Bakın. Şimdi köpük farkını göreceksiniz. Koyalım. O espressonun akışını görmenizi istiyorum cappuccino'ya. Bu suyu hazırlıyor şu anda, basıncı ayarlıyor. Evet, geliyor espressomuz. Bakın, espressonun kıvamını görebilirsiniz. Gerçekten tatlı bir kıvamda kahve yapıyor, espresso çıkarıyor makine. Şu an tamamlandı ve şu şekilde yakından size içerisinde göstereyim. Yani kahvenin geçişini çok net bir şekilde görmek mümkün arkadaşlar. Burası köpüklü tarafı. Bu da ne oldu? Cappuccino oldu. Evet arkadaşlar. Espressomuz, Americano'muz, latte'miz ve cappuccino'muz. Şu şekilde ben size göstereyim. Makinemiz birçok çeşidi yapıyor. Biliyorsunuz bunların isimlerini biraz sütünü azaltıp biraz kahvesini artırarak değiştirmeleri mümkün. Dediğim gibi öğütücü ayarını buradan yapacaksınız. Sıcaklık ayarını da başta göstermiş ol. Atlayan arkadaşlar varsa videonun başında sıcaklık ayarını nasıl yapıldığını, fabrika ayarlarına nasıl döndürüldüğünü göstermiş oldum. Başka sorularınız olursa kanala abone olmanızı ve destek olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Sorularınıza ve yorumlarınıza anında dönüş yapmaya çalışıyorum. Olabildiğince hızlı dönmeye çalışıyorum. Ve bir süre, yani 6 yıldır filan da otomatik kahve makinelerini kendi evimde bizzat kullanıcı olarak deneyimliyorum. Bu konuda sormak istediğiniz her türlü soruya anında cevapla
Karşınızdayım diyorum. Şu şekilde son kez latte'mizi ve cappuccino'muzu görseli daha güzel olduğu için yukarıya alalım. Ve espressomuz, americano'muz pozumuzu verelim. Ve sizlere diğer videoya kadar sağlıcakla kalmanızı diliyorum arkadaşlar.